Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Suat-ı Mekke 8. sefir 52. kısım. Vasıl. Mal niçin mal diye isimlendirildi? Mal, nefis kendisine meylettiği için mal diye isimlendirildi. Nefis, ihtiyacının karşılanmasını sağlayacağı için mala meyleder. İnsan, özü gereği yoksul olduğu için İhtiyaçlı yaratılmıştır ve kendisinden ayrılamayacağı doğası gereği mala meyleder. Mala karşı züht hakkıyla gerçekleşmiş olsaydı, hiç kuşkusuz mal olmazdı ve ahirette züht, dünyadaki zühtten daha yetkin bir makam olurdu. Halbuki iş öyle değildir. Allah, ödülün katmerleştirilmesini vaat etmiştir. Bir iyilik, 100 katına varıncaya kadar iyilikle ödüllendirilir. Az olan bir şey perde ise hiç kuşkusuz, çoğu daha büyük bir perde olurdu. Tecelli ve keşif mahallerinin bulunduğu ahirete bakınız. Orası görme ve müşahede yeridir. Bununla beraber bir engelleme olmaksızın nefs kaynaklı arzulara ulaşılır. Her insanın ol demesi orada hüküm sahibidir. Böyle bir şey perde olsaydı, ahiret perdesi kıyaslanamayacak ölçüde daha büyük ve yoğun olurdu. Kendisi için her şeyde bir kapı yaratan Allah münezzehtir. O kapı açıldığında Allah kapının yanında bulunur. Allah her şeyde ilahi bir yön yaratmıştır ki tecelli ettiğinde o şeydeki bu yön bilinir. Ebu Bekir'e Sıddık şöyle der. Gördüğüm her şeyden önce Allah'ı gördüm. Çünkü o gördüğü şeyi kendi gözleriyle görmüyordu. Bu mertebede Allah onun gözü ve kulağıydı. Böylece bir şey görmezden önce kendisini görmüştü. İnsan o gözün sahibidir. Bu nedenle gördüğüm her şeyden önce Allah'ı gördüm demiştir. Allah onu içerdiği bereket ve artış nedeniyle zekat diye isimlendirdi. Bu nedenle az verilir, karşılığında çok bulunur. Perdenin kalkması için onu verseydi, sevap daha çok, bundan daha büyük perde olurdu. Hamdolsun. Allah'ın verdikleri bir perde olmadığı gibi, bundan kendisine ulaşan şeyler de perde değildir. Bunu bilmelisin. Arif'in dünyadaki tasarrufunun nasıl olduğuna bakınız. Onun tasarrufunu kendi tasarrufuna kıyaslama. Böyle yaparsan cahillik ve edepsizlik edip zahidin ondan üstün olduğunu zannedersin. Heyhat! Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Sadece akıl sahipleri öğüt alır. Sahiplik Arif için Süleyman peygamberden kaynaklanan bir yetkinlik özelliğidir. Bana öyle bir mülk ver ki benden sonra kimseye verilmiş olmasın. Sen verensin. Bu isteğe ne kadar uygundur? Bir peygamberin kendisini Allah'tan perdeleyecek veya Allah'tan uzaklaştıracak bir şey isteyebileceği düşünülebilir mi? Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem saygısına bakınız. Allah kendisine gelen bir ifriti tutma imkanı vermiş. Peygamber de onu tutup insanların görebileceği şekilde mescidin sütunlarından birine bağlamak istemişti. Kardeşi Süleyman'ın duasını hatırlayarak bu arzusundan vazgeçti. Allah da ifriti başarısızlığa uğramış bir şekilde geri döndürdü. İşte bu, Rabbinden benden sonra başka kimseye verilmeyecek bir mülk isterim diye dua ettiğinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için meydana gelen Süleyman kaynaklı bir özelliktir. Bu öyküden gerekmez ifadesinden görünüşte hiç kimseye gözükmeyecek bir mülk istediğini anladık. Bununla beraber bu mülk bir kuvve olarak bazı insanlar için gerçekleşmiş olabilir. Örnek olarak Allah peygamberinin ifrit ile olan öyküsünü verebiliriz. Böylelikle onun bu sayede insanların gözüne görünmek istediğini anladık. Allah peygamberine kardeşi Süleyman'ın duasını hatırlatarak Süleyman'ın istediği şeye karşılık vermiştir. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aklına gelen şeyi uygulamaktan vazgeçmiştir. Allah bu nimeti yükümlülük diyarında Süleyman için tamamlamış ve ona şöyle demiştir. Bu bizim ihsanımızdır, onu ihsan et ya da tut. Böylelikle ondan El-Mani, El-Muti isimlerinde tasarruf etmede sorumluluk kalkmıştır. Böylelikle dünya hayatında öne alınmış bir cennete tahsis edilmiş, bu mülk kendisini Rabbinden perdelememiştir. Arif'in derecesinin iki gözü nasıl birleştirdiğine, iki hakikati nasıl anladığına bakınız. Böylece tıpkı tasarrufu engellenmiş vasi gibi, sizi halife yaptığı şeylerden infak ediniz ayetine uyarak sahip olduğu maldan zekatı malından nasıl çıkarır?
onu kendisindeki ilahi bir hakikat nedeniyle infak etmek için sahip yapmıştır. Bu infak, gerçekte kendisindeki başka bir hakikate ait mülk olan bir maldaki infaktır. O ise ilahi hakikat yönünden bu malın velisidir. Allah bizi arif bilginlerden eylesin. Onlara verdiği göz aydınlığını bize de versin. Amin.